Göçmen meselesi, göçmenler üzerinden ciddi bir tartışması da var. Sık sık biliyorsunuz Yunanistan göçmenleri geri itiyor. Hem de insan haklarını ihlal ederek. Fakat tüm kanıtlara rağmen bu göçmenleri geri itme politikasını reddediyor biliyorsunuz Atina yönetimi. İşte bu durum basın toplantısında Başbakan Kyriakos Mitsotakis'e çok net bir şekilde soruldu. Hollandalı gazeteci Mitsotakis'e geri itme konusunda neden yalan söylüyorsunuz diye sordu. Mitsotakis ise Türkiye'yi suçladı. Prime Minister Mitsotakis, when at last will you stop lying? Lying about the pushbacks, lying about what's happening with the refugees in Greece. Please don't insult mine and neither the intelligence of all the journalists in the world. Yunanistan'ın tüm kanıtlara rağmen inkar ettiği göçmenleri geri itme politikası bu kez canlı yayında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in yüzüne vuruldu. Mitsotakis, Atina'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenliyordu. Hollandalı gazeteci söz aldı. Göçmenlerin geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz diye sordu. There has been overwhelming evidence and you keep denying and lying. This is like narcissistic abuse. Why are you not honest? Mitsotakis'in yanıtı sert oldu. Gazeteciyi Yunan halkına hakaret etmekle suçladı. Geri itme politikasını yine inkar edip her gün yüzlerce göçmeni kurtardıklarını savundu. I understand that in the Netherlands you have a culture of asking direct questions to politicians, which I very much respect. What I will not accept is that in this office you will insult me or the Greek people with accusations and expressions that are not supported by material facts when this country has been dealing with a migration crisis of unprecedented intensity, has been saving hundreds if not thousands people at sea. Mitsotakis, Yunanistan'ı suçlamak yerine başkalarını suçlamalısınız diyerek yine Türkiye'yi hedef gösterdi. Hollandalı gazeteci araya girmek isteyince konuşmasına izin vermedi. Tansiyon iyice yükseldi. Have you been to Samos? No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. Look, you will not come into this building and insult me. Am I very clear on this? I'm answering now and you will not interrupt me. Yunanistan, göçmen teknelerini uluslararası hukuka aykırı şekilde Türkiye'ye doğru geri itiyor. Bazen göçmenlerin üzerine ateş açılıyor, şiddet uygulanıyor. Bu yasa dışı yöntemler sivil toplum örgütü raporlarına girdi. Kamera kayıtlarıyla birçok kez belgelendi. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dahi taşındı. Avrupa Birliği'nde soruşturma açıldı. Ancak Yunan hükümeti inkar politikasından geri adım atmıyor.